evde? Nihayet döndün. Zaferini işittik. Rabbim kılıcını keskin eylesin. İbrahim, hoş geldin demek yok mudur? Hoş geldiniz hünkârım. Müsaadenizle daireme dönmek istiyorum. Sen onun kusuruna bakma, rahatsız biraz. Ahmet'im. Hünkârım, zaferinizi işittik. Mesut bahtiyar olduk. Rabbim daha büyük zaferler nasip etsin. İnşallah Geron. Atike, sen nasılsın? Tatsız hadiseler sebebiyle canımız bir hayli sıkıldı elbet. Lakin geldiniz ya, hepsi hallolur. Halledeceğim Hatice, halledeceğim elbet. Ben, Ahmet'im, Hanzadem. Hepimiz yolumuzu gözledik. Ayşe Sultan. O yaptı. Eminim. Çarşıda beni kim biliyordu, kim tanıyordu Murat? Heh. Birisinin onlara söylemiş olması lazım. Ayşe Sultan. Delilim yok ama eminim. O yaptı. Orduyu arkada bırakıp tek başına çıkmışsın kaleye. Maazallah ya sana bir şey olsaydı canını nasıl tehlikeye atarsın? Gördüğünüz üzere sapasağlam karşınızdayım. Lakin silahtar yaralandı. Vaziyeti kötü değildir inşallah. Yarası ağır. İyileşecek inşallah. Yoldalar Kemankeş. Geliyorlar. Hekim başına söyle hazırlığını yapsın. Husus ilgilenecek. Emredersiniz hünkârım. Beni validemle yalnız bırakın. Kemankeş sen kal. Ayşe. Sen dışarıda bekle. Narin odalarına götürsünler. Bana yaptıklarından sonra bir de şikayet mi ettin beni? Ayşe, kendine gel. Bizim burada olduğumuzu unuttun galiba. Farya gidelim ne olur. Silahtar yaralanmış. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın. Ben ona bir şey olursa ne yaparım Farya? Atike. Sen kendine bir mukayyet olsana. Farya'dan gizlim saklım yok Geron. Her şeyi biliyor zaten. Epeydir ahalinin arasında tevatür dolaşırmış. Gözlerinizi çarşıda görünce de aniden ortalık karışmış hünkârım. Üstüne yürümüşler. Kim nereden nasıl tanır Farya'yı Kemankeş? Birileri işaret etmiş, hedef göstermiş belli. Ben de bu ihtimalin üstünde durdum hünkârım. Onlarca zatı sorgu sual ettim. Hepsi suçunu itiraf etti. Buna rağmen bir kulunuz dahi şu zattan emir aldım demedi. Prenses ne zamandır payitahtta. Öğrenmişlerdir bir şekilde. Böyle mevzular gizli kalmaz. Ben sana dedim Murat. Bu hoş karşılanacak bir şey değil. Örfümüz, adetimiz belli dedim. Bu yapılanlara haklı kılıyor, öyle mi? Onlar benim evladıma kıydılar. Hayır, onu demek istemedim. Ön ayak olanların hepsi yakalandı. Bizzat ben verdim cezalarını. Canlarından oldular. Ne yapıyorsun sen İbrahim? Abinin karşısından nasıl çeker gidersin? Hünkâr abimin gözlerine baktıkça Kasım'a yaptıklarını hatırlıyorum validem. Elimde değil. Onu affedemiyorum. Affetmek ne demek? Yaşanılanları unut. Karşında sadece abin değil, hünkârın var, unutma. Unutmak mümkün mü? Abim bu hakikati hepimizin zihnine kazıdı. Baktığım yüz onun yüzü. Lakin sureti değişti sanki. Abimin yerine öyle merhametsiz, öyle acımasız biri geldi ki... tahtı, iktidarı için... hepimizi kafese atacak. Hatta gün gelecek, hepimizin canını alacak. Şişt, sessiz ol. Sessiz ol, yerin kulağı var. Sessiz olup görmezden gelince hakikatler yok olmuyor. Kasım iyi değil. Umudunu kaybetmiş. Kasım çıkacak elbet. Benim korktuğum sensin. Abinin içinden ihanet şüphesini atmaya çalışırken bir de sen böyle davranma, sakın.